Bu derste açık anahtarlı kriptografiden ve işte önemli örneklerinden bir tanesi olan RSA'dan bahsedeceğiz birlikte. Şimdiye kadar bahsettiğimiz kripto sistemlerde şifreleme ve deşifreleme için aynı anahtar kullanılıyordu, hatırlıyorsunuz. Bu nasıl bir anlama geliyordu? Her iki tarafın, Alice'in ve Bob'un daha önceden başka bir güvenlik kanalı kullanarak paylaştıkları bir gizli anahtarları vardı. Yani bir gizleri vardı. Buna da anahtar diyorduk zaten. Algoritmanın bütün adımları herkes tarafından bilinebiliyordu, bilmiyordu ama anahtar şifrelemenin esas güvenliğini sağlayan bilgi oluyordu. Bob Alice'e bir mesaj göndermek istediğinde onu birlikte daha önceden üstünde kararlaştırdıkları anahtarı kullanarak şifreleyip karşıya iletiyordu. Ve bu şifreli metni sadece Alice'in değil, bu metne ulaşmak isteyen herkesin ulaşabildiğini varsayıyorduk. Alice de bu şifrelenmiş mesajı aldığında herkesin bildiği yöntemi kullanarak ve elindeki gizli anahtar kullanarak, hep zaten bir tane anahtar var, o da gizli. Bunu kullanarak deşifreleyip Bob'un ona gönderdiği göndermeyi hedeflediği düz metni elde ediyordu. Bu yöntemle, bu mekanizmayı kullanarak çalışan çokça simetrik şifreleme yöntemi var. Simetrik şifreleme bu dönemin başından beri bahsettiğim gibi çok eski zamanlara dayanan ve üzerinde çok çalışılmış, makineler bile yapılmış. Geçen hafta Enigma'dan bahsetmiştik. Makineler bile yapılmış ve güçlü bir şifreleme paradigması aslında. Bu tek bir şeyi, ciddi problemi var. O da bu gizli anahtarın karşı tarafa ulaştırılması problemi. Bunu başka bir kanaldan ulaştırmamız gerekiyor karşıya ve işte biz aynı anahtarı kullanarak ne kadar çok metni şifrelersek ve anahtar boyutunu ne kadar kısa tutarsak saldırganların eline o kadar çok malzeme vermiş, güç vermiş oluyoruz. Eğer anahtarı karşıya ulaştırabilseydik, güvenli bir şekilde ulaştırabilseydik, o zaman simetrik şifreleme haricinde bir başka şifreleme işlemi yapmamıza gerek kalmayabilirdi. Ama bu anahtarın karşıya ulaştırılması ciddi bir problem. Bu anahtarın karşıya ulaştırılması probleminde esas bizim için problem olan kısım neresi? Bu deşifreleme kısmında anahtarın gizli kalması zaten normal. Değil mi? Alice'in zaten deşifreleme yapabilmek için kendi elinde bir anahtar olması lazım. Evet, ama Bob'un şifreleme için kullanabileceği ve Alice'in deşifrelemede kullanabileceği birbiriyle bağlantılı iki anahtar üretilmiş olsaydı, yani Alice'in bir tane gizli anahtarı bir de açık anahtarı olsaydı ve şifreleme için kullanılacak anahtarını gizlemeye gerek olmasaydı, o zaman bu anahtar dağıtımı, anahtarın karşıya ulaştırılması problemini çözmüş olurduk. Böyle olduğunda nasıl olacaktı? Yani öyle bir mekanizma kullanalım ki şu anda ne olduğunu bilmiyoruz ama birazdan ayrıntılarından bahsedeceğiz birlikte. Bu anahtar çiftini hem Alice deşifrelemede kullanabilsin hem de ona bir mesajı şifreli göndermek isteyen herkes de şifreleme işleminde kullanılabilsin. Böyle olduğunda Alice'in artık bu şifrelemede kullanılacak olan anahtarı gizlemesine gerek kalmaz.
bunun başkalarının eline geçtiğinden tedirgin olmaya gerek kalmaz esas. Bu elbette üzerinde konuşulması gereken, yani nasıl olacak da üretilecek böyle bir anahtar çifti diye birazdan bahsedeceğiz. Böyle bir konu ama çok iyi bir fikir aslında. Böyle olduğunda Alice açık anahtarını herkese açık edebilir ve bunu bundan saldırganlar erişebiliyor mu diye dert etmeyebilir bunu. Böyle olduğunda şu anahtarın karşı tarafa nasıl ulaştırılacağı probleminden kurtulmuş oluruz. Evet, şimdi bakalım bu söylemde işte FKD kolaymış gibi gelen anahtar üretimi, şifreleme ve deşifreleme mekanizması nasıl işliyor? Bunun en çok bilinen örneği 78'de 3 önemli bilim insanının birlikte geliştirdikleri, Ron Rivas, Adi Shamir ve Leonard Adleman'ın birlikte geliştirdikleri ve onların soyadlarının baş harflerini alan RSA algoritması. Bu üç bilim insanı da başka pek çok açık anahtarlı şifreleme algoritmaları üzerinde çalışmışlar. İşte başka bilim insanlarıyla birlikte geliştirdikleri başka algoritmalardan da bu derste, dersin ilerleyen haftalarında bahsedeceğiz birlikte. 78'de bunlar geliştirmeden önce aslında bir İngiliz matematikçi de RSA ile eşdeğer olduğu gösterilebilen bir başka algoritma geliştiriyor ama bu çalışması gizli bir belgede, gizli olarak sınıflandırılmış bir belgede yer aldığı için hiç kullanılmadan kalmış ve ancak 24 yıl sonra kamuyla paylaşılabiliyor. 97'de bu İngiliz matematikçinin geliştirdiği algoritmayı da görmüş oluyoruz. Çok basit bir matematiksel altyapı üzerine kurulu RSA. İşte önümüzdeki hafta bahsedeceğim Diffie-Hellman'da da göreceğiniz gibi sanki hep orada duruyormuş da bu üç bilim insanı birden onu görüvermişler. İzlenimi uyandıracak. Yani ben işte RSA'yı ilk gördüğümde şeyle düşünmüştüm. Bu eğer bunlar bulmamış olsaydı işte biz bulabilirdik bunu. O kadar basit bir matematiksel altyapısı var. Basit ama çok güzel bir matematiksel altyapısı var. Bundan bahsedeceğiz birlikte. Peki niye 78'e kadar beklenmiş bu? Yani elbette bir bekleme durumu yok ama niye 78'e kadar başkası tarafından geliştirmemiş RSA? Çünkü RSA büyük sayılarla işlem yapmayı gerektiriyor. Yani burada büyük sayı elbette göreceli bir şey. Yani ne kadar büyük sayılara büyük sayı diyoruz kısmı. İşte bizim işlem yapma kapasitemizle ilgili. Çok eskiden yani böyle birkaç yüzyıl boyu hatta binlerce yıl boyunca böyle 32 bit bile insanlar için sonsuz anlamına geliyor. Çünkü 32 bit dediğimizde 4 milyar civarında sayılardan bahsetmiş oluyoruz. Yani o civarda sayıları asal çarpanlarına ayırma işlemini yapabilmek çok zor kağıt ve kalemle. Ve yapamıyorlar da. O yüzden 32 bit bile onlar için böyle sonsuz büyüklükte bir sayı gibi görünürken şimdi birazdan bahsedeceğimiz RSA'da 4096 bit boyutunda sayılarla işlemler yapacağız. Bu da haliyle oldukça büyük sayılarla çalışmayı gerektiriyor. Bu kadar büyük sayılarla çalışabilmek için bilgisayarları kullanmak lazım. Elbette 78'den önce de bilgisayarlar var ama tabii bu açık anahtarlı şifreleme fikri çok devrimci bir fikir olacak. Birlikte göreceğiz bunu. Bilgisayar kullanmadan RSA'yı hayata geçirmek mümkün değil. Çünkü işte böyle birazdan da bahsedeceğimiz asal sayılar ortak çarpanların
ortak bölümlerinin en büyüğü, işte ortak katların en küçüğü falan gibi şeyleri hesaplamak gerekecek. Bunun kullanıcının RSA ile şifreleme, deşifreleme yapacak olanların ciddi matematik bilmesi gerekecek. Tabii kullanıcının işlem böyle elle yapıldığında bunlar işlem hatasına açık şeyler, adımlar. Ve insanlar, biz insan olarak da rastgele sayı üretmek konusunda çok başarısızız. Bu maddeleri bir araya getirdiğimizde geçen hafta bahsettiğim böyle bir algoritmanın kullanabilmesi için, yaygın olarak kullanılabilmesi için işte neler olmalı diye bahsettiğim şeylerin hepsine aykırı bir durum olduğunu görüyoruz RSA için. O yüzden bunları insan yapmayacak, bu işte yazacağımız kodlar yapacaklar. Evet, şimdi bu bizim için kritik olan adımlara bakalım. Anahtar üretimi, sonra şifreleme ve deşifreleme adımlarına bakacağız birlikte. Alice öyle bir anahtar üretim programı çalıştıracak ki bir tane anahtarı public anahtarı herkese duyurabilecek ve private bununla ilişkili olarak ürettiği ikinci anahtar olan private anahtarı da gizli olarak saklayacak. Ve birisi Alice'e şifreli bir metin göndermek istediğinde o zaman Alice'in bu açık anahtarını kullanacak ve Alice'in bu açık anahtarı Eve'den, saldırgandan gizlemesine gerek kalmayacak. Tek gizlemesi gereken kendi elindeki private anahtarı, gizli anahtarı. Bu işlem RSA'da böyle gördüğünüz gibi tek bir slide'a sığabilecek kadar basit bir mantıkla yapılıyor. İşte anahtar üretiminin mekanizması şöyle işliyor. İki tane yeterince büyük rastgele P ve Q asal sayılarını seçiyoruz. Elbette bu bir adımda söylemesi fevkalade kolay olmasına rağmen yapması, gerçekleştirmesi o kadar da kolay bir işlem değil. Yani bilgisayar olmadan ancak bu yeterince büyüğü nasıl tanımladığımıza bağlı olarak bunları seçebiliriz. Asal sayılar biliyorsunuz matematikçilerin çok uzun zamandır matematikle ilk ilgilenilmeye sayılarla ilk ilgilenmeye başlanan zamandan bu yanadır ilgisini çeken konulardan bir tanesi. Sadece bire ve kendisine kalansız bölünen tam sayılara asal sayılar diyorduk. Şimdi burada yeterince büyükle kastımız, birazdan da göreceğiz, saldırganın bunu geri döndürebilmesi için kullanacağı kapasiteyle ilgili olacak. Sonra bu P ve Q asal sayılarını seçtik diyelim. Bunları nasıl seçeceğiz? Biraz bu yeterince büyükten ve rastgelelikten birazdan bahsedeceğim. P ve Q'yu seçtik diye kabul edelim ve devam edelim. Bu ikisini çarpıp P ve Q'yu çarpıp N'i elde ediyoruz. Yani bu çarpma işlemi sayılar kendisi ne kadar büyük olursa olsun bizim bilgisayarlara kolayca yaptırabildiğimiz bir işlem. Ama asal sayıları tespit etmek bu kadar kolay yaptırılamıyor. Niye? Çünkü biliyoruz ki elimizde şöyle bir fonksiyon yok. Bir sonraki asal sayıyı versin bize. Yani n tane asal sayı hesapladıktan sonra n artı birinci asal sayıyı hesaplayabilmek için elimizde bir fonksiyon yok. Hatta şöyle bir fonksiyon da yok elimizde. Bunları sırayla vermesin ama her çıktısı bir asal sayı olsun. Bu öyle bir fonksiyon da bilmiyoruz. Evet, şimdi bu çarp P ve Q çarp N'i elde ettik. Şimdi bir lambda elde edeceğiz. Bunu da şöyle yapıyoruz. P'nin bir eksiği ile Q'nun bir eksiğinin ortak katlarının en küçüğünü alıp lambdayı hesaplıyoruz. P ve Q birer asal sayı olduğu için P-1 ve Q-1 birer çift sayı oluyor.
değil mi? Çünkü bunlar, yani herhangi birisi 2 olamaz çünkü ikisi de çok büyük asal sayılar olarak seçiliyorlar. Şimdi buradan devam edelim. Buraya kadar olan n'i ve lambda'yı hesapladık. P'yi ve Q'yu de rastgele seçmiştik. Şimdi öyle bir E sayısı seçeceğiz ki o lambda'dan daha küçük olacak ama birden de büyük. Bir tam sayı seçeceğiz yani. Ve bu seçeceğim E'nin lambda ile arasında asal olmasını isteyeceğim. Yani lambda'dan küçük ve lambda ile arasında asal olan bir E sayısını seçiyoruz. Bakın burada bir hesaplama işlemi yok, bir seçim var. Arasında asal olmanın ne olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bunların iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğünün 1 olması anlamına geliyor. Burada yani iki sayının arasında asal olması için ne E'nin ne lambda'nın aslında asal sayılar olması gerekmez. Zaten burada lambda'nın bir asal sayı olmadığını biliyoruz değil mi? Çünkü P-1 ile Q-1'in ortak katlarının en küçüğüydü. İki sayının katları, ya iki sayının çarpımı şeklinde yazılabildiğine göre demek ki bir asal sayı değil. Evet, şimdi E'yi de seçtik ve şimdi artık bir de D var, hesaplayacağım. Burada da öyle bir D sayısı bulmaya çalışacağım ki E ile çarpıldığında mod lambda'ya göre bu çarpım 1'e denk olsun. Burada bir modüler aritmetik işlemi yaptığım için eşittir, değildir, denklik işaretini kullanıyorum. Ve bu D'yi de hesapladım. Şimdi artık N ve E, N bu P ile Q'nun çarpımından oluşuyordu. Ve şurada seçtiğim lambda ile arasında asal olacak lambda'dan küçük E sayısını açık anahtar olarak herkese duyurabiliyor. Ve P'yi, Q'yu ve işte burada E ile çarpıldığında mod lambda'ya göre 1'i verecek olan D sayısını ve lambda'yı da gizli anahtar olarak saklıyor. Böyle açık anahtar olarak duyurmam ne demek? Bunu benimle haberleşecek olan, haberleşmek isteyen herkese verebiliyorum demek. Bakın burada N'i herkese söylüyor olmama rağmen P ve Q'yu birer gizli bilgi olarak sakladığımı söyledim. Halbuki N'i birine söylediğinde o nasıl olacak da P'yi ve Q'yu hesaplayamayacak? Yani N'i eğer asal çarpanlarına ayırırsa o zaman P'yi Q'yu hesaplamış olur değil mi? Çünkü P'de Q'da birer asal sayı. Bu işlem en küçük olduğunda kolayca yapılabilir bir işlem olmasına rağmen yani elimizde yeterince büyük olmayan bir N sayısı varsa onu asal çarpanlarına ayırma işlemini yapabiliyoruz değil mi? Ama en çok büyük bir sayı olursa o zaman onu asal çarpanlarına ayıramadığımızı kabul ediyoruz. Çünkü bunun için pratik bir yol bilmiyoruz. Niye? Çünkü asal çarpanlarına ayırmak için bir sayıyı 2'den kendi karekökünü kadar olan bu asal sayılardan hangilerine bölündüğünü kontrol ediyoruz. Ama 2'den karekökünü kadar olan asal sayıları sıradan hesaplamak için elimizde bir fonksiyon yok. Bunların bir listesi de yok elimizde. O yüzden şurada gördüğümüz çarpma işlemi eğer ölçek yeterince büyükse geri döndürülemez bir işlem gibi varsayılıyor. Her derste söylüyorum böyle. Bizim için önemli olan şey ölçeğin kendisi. Küçük ölçekte kolayca yapılabilir şeyler ölçek büyüdüğünde geri döndürülemez işlemlere dönüşüyor. Yani çarpma işlemi bir tek yönlü fonksiyon mudur? Hayır. 21 verilirse işte 3 ile 7 deyip söyleyebiliriz onun çarpanlarını.
ama birazdan da göreceğiz. P'de, Q'da eğer yeterince büyük asal sayılarsa o ikisinin çarpımından oluşturulan n sayısını asal çarpanlarına ayırmak ve P'yi Q'yu elde etmek, geri dönmek mümkün olmayacak. Evet, burada ilk adımda bahsettiğim şurada işte, yeterince büyük rastgele P ve Q sayılarının seçilmesi kısmında bir rastgelelik konusu var. Bu rastgelelik, yani algoritmanın içerdiği rastgeleliği gözden kaçırmamamız lazım. Neden? Çünkü algoritmanın sadece RSA için bahsetmiyorum. Diğer bütün algoritmalarında bütün adımlarının herkes tarafından bilindiğini, saklayamadığımızı varsayıyoruz ve anahtar üretim mekanizmasının nasıl olduğunu da saklamıyoruz kimseden. Zaten saklayamayız bunu. Buradaki saklayamama durumu, hangi algoritmayı kullandığımız durumu birazdan da bahsedeceğim. Simetrik şifrelemedeki gibi işte zaten biliyorlardır. İstesek de saklayamayız şeklinde değil ama mecbur olduğumuz için söylemek zorunda olduğumuz bir şey. Yani birisi bize açık anahtarla şifrelemeyle bir veriyi şifreleyip gönderecekse ona sadece bir anahtar verip bununla şifrelemesini isteyemeyiz. Çünkü yöntem üzerinde ortaklaşa anlaşmış olmalıyız ki o anahtarı kullanarak şifrelesin ve ben o anahtarla ilişkili olarak ürettiğim gizli anahtarımı kullanarak onu deşifreleyebilirim. Bütün anahtar üretim mekanizmalarında mutlaka bu rastgelelik kavramını kullanacağız. Yoksa yani zaten anahtar üretiminin kendisinde böyle bir rastgelelik olmasaydı o zaman algoritmanın kendisini zaten biliyorlar. Anahtar üretim mekanizmasını da biliyorlar. Yani saldırganlardan sakladığımız, onun bilemediği hiçbir şey orada da bırakmamış olurduk. Burada bahsettiğim bu yeterince büyük asal sayılar kısmı da bilgisayarların işlem kapasitesine göre değişiyor. Yani şu an 4096 bitlik sayıları biz yeterince büyük sayılar olarak varsayıyoruz. 4096 bit gerçekten büyük. Birazdan nasıl bir sayıymış göreceğiz birlikte. Ama yani işte 20 yıl önce mesela 4096 bit değildi. 1024 bit yeterince büyük görünüyordu. Ne kadar bir sistem kaynağı ayırabiliyoruz? Yani biz saldırganların 4096 bitlik bir şifrelemeyi kırabilmeleri için ellerinde eğer yeterince güçlü bilgisayarlar varsa bu bizim de şifreleme için daha büyük sayıları kullanabileceğimiz elimizde yeterince büyük bir işlemciye sahip bilgisayarlar olduğu anlamına gelir. Peki bu 4096 bit büyüklüğündeki asal sayıları nasıl seçiyoruz? Bu da aslında önemli bir problem. 4096 bit büyüklüğündeki bütün asal sayıları bilmiyoruz. Burası kesin. Niye? Çünkü elimizde böyle bir fonksiyon yok. Peki bunların hepsini hesaplayıp bir yerde tutsak, saklasak yani bir dosyada, veri tabanında, listede neyse saklasak olmaz mı sorusu aklınıza geliyor olabilir. Ama 4096 bit 10 üzeri 1234 civarında bir sayı demek. 1234 basamaklı bir sayı demek. Bu kadar çok sayıyı bir yerde saklayamayız. Şu anki teknolojiyle saklayamayız değil, hiçbir zaman saklayamayız. 10 üzeri 1234 veriyi, ki bunların hepsi böyle birler, ikiler filan değiller yani. Sayıların nereye? 4096 bitin karekökünü kadar olan sayılardan asal sayıları bile bir yerde tutamayız. Niye? Çünkü görülebilir evrende ki atom altı parçacıkların sayısı bununla karşılaştırılmaz derecede küçük. O kadar büyük sayıdan bahsediyoruz. Bu büyüklükte rastgele sayıları üretmek çok kolay. Yani rastgele sayı nasıl üretiliyor aslında, bu da kriptografinin ilgi alanındaki konulardan bir tanesi. Önümüzdeki haftalarda bu rastgelelik ve
deterministik fonksiyonları kullanarak nasıl rastgele sayılar üretiliyor, rastgelemsi sayılar, pseudo-random sayılar nasıl üretiliyor, bunlardan bahsedeceğiz. Bu büyüklükteki bütün asal sayıları bilmiyoruz ama bir sayının asal sayı olup olmadığını test etmek mümkün olacak bizim için. Bu asal sayı testlerinden de bu derste biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. Şu 4096 bitlik bir sayı, 2 üzeri 4096 görüyorsunuz, bu fevkalade büyük. Bunun 1234 basamaklı olduğunu az önce söylemiştim. Böyle, bu kadar büyük bir sayının karekökine kadar olan bütün asal sayılara bölünmediğini test edemeyiz. Değil mi? Niye? Az önce de çokça bahsettim bundan. Bunları bilmiyoruz. Peki bu karekökine kadar olan bütün asal sayıları bilmiyoruz ama bunları olasılık testleriyle test etmek mümkün. Nasıl bunlar? Bir n sayısı verildiğinde onun asal olup olmadığını test etmek için bu n'den daha küçük olan bir a sayısı seçiyoruz. Ve çokça asal sayı testi var matematikçilerin üzerinde çalıştıkları. Ortada henüz bilgisayar falan yokken bile üzerine çalışılan asal sayı testleri var. N'den küçük bir a sayısını seçiyorum ve sonra bu testi bir defa çalıştırıyorum. Test eğer bu sayı bir asal sayı değildir diyorsa o zaman sayı kesin asal sayı değildir. Oluyor çoğunlukla. Ve testi orada durduruyoruz. Diyoruz ki bu sayı asal sayı değil. Zaten bir sayının asal sayı olup olmadığı, yani asal sayı değildir demek fevkalade kolay. Yani tek bir örnek bulmamız yeter değil mi? Onun kalansız bölündüğü, kendisinden küçük bir sayı bulsa kâfi. Ama bu sayı asal sayı olabilir diyorsa o zaman onun belli bir olasılıkla asal sayı olabileceğini kabul edip sonra n'den küçük başka bir rastgele a sayısı için bu testi tekrar uyguluyoruz. Ve böylece testin güvenliğini arttırmaya çalışıyoruz. İstediğimiz olasılığa erişene kadar birbirinden farklı a değerleriyle bu testi tekrarlıyoruz ve bunun sonucunda hala n bir asal sayı olarak karşımızdaysa o zaman onu şu güvenilirlikle bir asal sayıdır diyerek kullanabiliyoruz. Çok güzel asal sayı testleri var. Bunların işte kodları nasıl yazılıyor? Bunun böyle şeyleri sizin de yapmanız gerekecek. Fevkalade de basit aslında asal sayı testlerinin yazımı. Peki bu P ve Q asal sayılarını nasıl seçiyoruz? Tamam, onların rastgele olduğundan ve birer asal sayı olduğundan bahsettik ama bu P ve Q'yu eğer birbirine çok yakın asal sayılar olarak seçersek o zaman saldırgan bu N'i asal çarpanlarına ayırıp P ve Q'yu elde etmeye çalışacak ya, yani N'in karekökü civarındaki sayıları deneyip oradan P'yi ve Q'yu hızlıca hesaplayabilir. Bunun için P ve Q'yu yeterince büyük asal sayılar olarak seçtiğimiz gibi birbirine de uzak sayılar olarak seçmeliyiz. Çünkü ikisi N'in karekökü civarında toplanmış olmamalı. Saldırgana mümkün olduğunca, saldırganın işini mümkün olduğunca zorlaştırmaya çalışıyoruz. Asal sayının ne olduğunu biliyoruz ama belki güçlü asal sayıların ne olduğunu hatırlamıyor olabilirsiniz diyerek ondan da bahsedeyim. Çoklukla bu RSL ile ilgili yerlerde şey diye geçiyordu. P ve Q birer güçlü asal sayılı olmalı diye geçerken RSL'nin geliştiricileri aslında bu güçlü asal sayıların kullanılmasının RSA için gerekmediğini de yazdılar. Güçlü asal sayı ne demek peki? Bir asal sayı kendisinden bir önceki ve bir sonraki asal sayının ortalamasından daha büyükse o zaman ona bir güçlü asal sayı diyoruz. Mesela 41 kendisinden bir önceki asal sayı kaç?
37. Bir sonraki asal sayı 43. Bu ikisinin ortalaması 40. Bu 41 kendisinden bir önceki ve bir sonraki asal sayının ortalamasından daha büyük olduğu için bir güçlü asal sayı olarak adlandırılıyor. Ama RSA'da kullanılacak olan P'nin ve Q'nun böyle birer güçlü asal sayı olması da gerekmiyor. Evet, şimdi bu şifreleme işlemi nasıl yapılıyor? Ondan bahsedelim. Bu anahtarı ürettik. Elbette birazdan da bahsedeceğim bu şeyin ürettiğimiz anahtarı, anahtar çiftinden açık anahtarı nasıl olacak da Bob'a ulaştıracağız. Bu kendi başına bir başka problem olacak bizim için. Evet. Şimdi Alice'e bir şifreli mesaj iletmek için ne yapacağız? Bu Alice'in açık anahtarına ulaşmamız lazım. Alice kendi anahtarını açık ettiği için ona ulaşmak nispeten kolay olduğunu düşünülebilecek bir problem. Ama elimizde bir açık anahtar var. Bunun gerçekten Alice'e ait olduğundan nasıl emin olacağız? Bir problemi çözmeye çalışırken kendimize yeni bir problem üretmiş olduk. Görüyorsunuz. Şimdi Bob elindeki M metnini Alice'e göndermek istiyorsa o zaman onu önce M sayılarına dönüştürmeli. Bu M de Alice'in açık anahtarı olan bu N'den daha küçük olan M sayılarına dönüştürmeli. Bu işte bir metni sayıya dönüştürme işi fevkalade kolay bir iş biliyorsunuz. Şimdi bu elindeki M sayısını bakın kendi elinde anahtar olarak ne vardı? N ve E var. Bu şifrelemek istediği M sayısının E'inci kuvvetinin N'e göre modunu aldığında artık cheaper text'i yani C sayısını elde etmiş oluyor. Burada bu C ile C'yi elde ettiğinde artık şifrelenmiş metni elde etmiş ve bunu karşı tarafa gönderebilir oluyor. Bakın burada dikkat edeceğimiz konu şu, bu C'yi Bob Alice'e gönderiyor ve bu C'yi artık saldırganlar da elde edebilir durumdalar. Hatta elde ettiklerinden eminiz. Kullandığımız kanalın güvenli olmadığını düşünüyoruz yani. Peki saldırganların elinde ne var? Buradaki C var. Ve şurada görüyorum. Alice'in açık anahtarı olan N ve E sadece Bob'a açık değil, herkese açık. Zaten sadece Bob'a açık olsaydı buradaki N ve E o zaman bu sadece Alice'in ve Bob'un bildiği bir sırrı paylaşıyor olurlardı. Ve o zaman her iki tarafta da aynı anahtar kullanıldığı için bir simetrik şifreleme algoritması olur. Şimdi burada C'yi saldırganlar biliyor ve E'yi de biliyor saldırganlar ve hatta N'yi de biliyorlar. Bunu biliyor olmalarına rağmen niye M'i hesaplayamıyorlar? Çünkü burada bir C aslında neye karşılık geliyor? Burada gördüğümüz şey böyle bir eşitlikli olmadığı için bir denklem değil. Burada C bir denklik sınıfına karşılık geliyor aslında. O yüzden bu modüler aritmetikten geri döndüremediği için M'i hesaplayamıyor saldırganlar. Hatta Bob kendi yaptığı şifrelemeyi de geri döndüremiyor. Yani onun da elinde sadece E ve N olduğu için ve M'i de kendisi bilip C'yi hesapladığı halde kendisi C'yi kullanıp E'yi ve M'i kullanıp geri döndüremiyor. Zaten Bob'un da bu araya giren saldırganlardan ilave bir bilgisinin kabiliyetinin olmaması gerekir. Evet, buradaki bu şifreleme işlemi fevkalade hızlı yapılabiliyor görüyorsunuz. Çünkü yapılan işlem çok fevkalade basit. Yani bir sayının kuvvetini alıp işte onun bir sayıya göre modunu almak kolayca yapılabilen bir şey. Hatta matematikçiler bu konuda çokça orta bilgisayar
filan yokken çokça çalışmışlar bu konuda. Yani bir sayının başka bir sayıya göre kuvvetinin başka bir sayıya göre modu nasıl hızlı alınır diye matematikçiler çok çalışması olmuş. Zaten kriptografide kullanılan algoritmaların önemli bir kısmı matematikçilerin ne işe yarayacağını daha önceden hiç düşünmediği ama çoğunlukla sadece güzelliği için çalıştığı algoritmaları kullanıyor. Evet, şimdi deşifreleme işlemine geçelim. Bob elindeki mesajı Alice'in açık anahtarıyla şifreledi ve gönderdi. Şimdi artık Alice elinde açık anahtarıyla birlikte ürettiği gizli anahtarını bulunduruyor ve bunu kullanarak deşifrelemeyi yapacak. Nasıl yapacak? Bu da çok kolay bir şekilde yapılabilir bir işlem. Niye? Çünkü Alice'in gönderdiği C şifreli mesajını Bob'un gönderdiği C şifreli mesajını alan Alice ne yapacak? Bu C'nin bakın kendi elinde gizli anahtarın bir parçası olan D'inci kuvvetini alıp N'e göre modunu hesaplıyor. Bakın buradan bu C neydi? M üzeri E'nin N'ye göre moduydu. Buradan da şimdi Alice bu deşifreleme işleminde C'nin D'inci kuvvetini aldığında bu da M'in E'inci kuvvetinin D'inci kuvvetinin N'e göre modu. Bu da Bob'un gönderdiği plain text'e yani M'e karşılık gelecek. Tabii burada görüyorsunuz bu Alice şifreli mesajı deşifreleyebilmek için neyi kullanıyor? Elindeki gizli anahtarın sadece D bileşenini kullanıyor ama P'yi, Q'yu ve Lambda'yı o zaman niye gizli tutuyor? Çünkü P, Q bunların bu bilgilerin saldırganlar tarafından ele geçirilmesi demek D'nin de hesaplanması anlamına geliyor. Evet, şimdi bir tane örnek üstünde konuşalım. Göreceksiniz VKD kolay aslında yöntemin kendisi. Evet, burada bahsedeceğimiz örnek az önceki gibi 4096 bit büyüklüğünde iki sayıdan oluşmuyor. Niye? Çünkü gözümüze canlandırabilelim bu mevzuyu diye. İki tane farklı asal sayı seçiyoruz. Bunlar P61, Q'da 53 olsun. Bu ikisini birbiriyle çarpıp N değerini hesaplıyorum. Tamam, bu da çok hızlı yapabileceğim bir işlem. Çarptım bu ikisini ve N'i buldum. Şimdi yapacağım şey ne? Bu P'nin ve Q'nun birer eksiğinin yani 61 ve 52'nin ortak katlarının en küçüğünü hesaplamam. Bu da hesaplıyorum 780. Buraya kadar olan kısımda P ve Q rastgele ama N'i hesapladım ve Lambda'yı hesapladım. Şimdi yapacağım şey ne? Lambda'dan küçük ve Lambda ile arasında asal olan bir E değeri seçmek. Bakın burada E'yi seçiyorum. Eğer E'yi bir asal sayı olarak seçersek sadece bu 780'i bölüp bölmediğini kontrol etmemiz gerekir. Değil mi? Çünkü bu kendisi bir asal sayı değil. O zaman kendi şeyin bunu bölmeyen kendisinden küçük bir asal sayıyla aralarında asal olurlar. Ama mutlaka böyle seçmek de gerekmez. Şimdi E'yi 17 seçersem bakıyorum 780'i kalansız bölüyor mu? Hayır. O zaman bu ikisi aralarında asallar. Böylece E'yi seçmiş oluyor. Şimdi ne yapacağım? D ile E ile hangi sayıyı çarpayım ki bu bize 1'i versin diyerek D'yi hesaplıyoruz. Tabi burada modüler aritmetiği kullanıyoruz, hatırlıyorsunuz. Buradan da D'yi hesaplamak mümkün. Bu da 2753'müş. Şimdi
Artık açık anahtarım ne? P ve Q'yu birbiriyle çarpıp oluşturduğum 3233 ve E, burada E'yi de rastgele bir şekilde seçmiştim ama nasıl? Lambda'dan küçük ve lambda ile arasında asal olan bir sayı olarak seçtim E'yi. Şimdi birisi E'yi saldırgan, E'yi bildiğinde ve N'i bildiğinde buradan P'yi Q'yu hesaplayabiliyor mu? Hayır, çünkü E ile arasında asal olan ve E'den daha büyük sonsuz tane sayı var. Evet, bu N'i ve E'yi açık anahtar olarak duyuruyorum. N, P, Q, lambda ve D değerlerini de gizli anahtar olarak saklıyor. Peki şifreleme kısmını nasıl yapıyorum? Şifrelemenin çok kolay olduğunu söylemiştim. Örneğin elimizde 65 varsa, M 65 ise bunu nasıl şifreliyorum? 65'in elimdeki açık anahtarı kullanarak hep şifreleme işlemi yapıyorum. E'inci kuvvetini alıp modunu alacağım. Yani 65'in 17. kuvvetini alıp 3233'e göre modunu alıyoruz ve 2790. Bunu Bob Alice'e gönderirken aynı zamanda Eve de saldırgan da bunu ele geçiriyor ve elinde 2790 var, 17 var ve 3233 var. Bunları kullanarak 65'i hesaplayamıyor. Niye olduğundan az önce bahsettim. Peki Alice bunu nasıl deşifreliyor? Şifreli metin olarak, şifreli mesaj olarak aldığı 2790 var. Bunun 2753'ü kullanarak şifreliyor. Bakın, deşifreliyor. Bu 2753 neydi? Gizli anahtarın bir parçası ve saldırganın elindeki E ile çarpıldığında 1'i veren değerdi. Bunu 2790'ın D'inci kuvvetini alıp onun da N'e göre modunu aldığında 65'i, yani Bob'un ona şifreli mesaj olarak göndermek istediği düz metni elde etmiş oluyor. RSA'nın kırılabilmesi için mutlaka N sayısının P ve Q asal çarpanlarına ayrılması gerektiğini ispatlayabilir durumda değiliz. Ama başka bir yöntemle de RSA'nın kırılıp kırılmayacağıyla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Yani bu RSA'da bahsettiğim az önceki yöntemin geri döndürülebilmesi için mutlaka bir büyük sayının N sayısının asal çarpanlarına ayrılması gerektiğini bilmiyoruz ama böyle olduğunu umuyoruz. Başka da bir yöntem bilir durumda değiliz. Böyle kırılabilmesi için mutlaka bir matematik probleminin çözülmesi gerektiğini ispatlayabildiğimiz kripto sistemlere ispatlanabilir güvenli kripto sistemler deniyor. RSA böyle bir kripto sistem değil ama bu RSA'nın güvensiz olduğu anlamına gelmiyor elbette. Şu an internette kullandığımız güvenliğin çok büyük bir kısmının önemli parçası RSA. Ve onun gibi kullanılan açık anahtarlı diğer kripto sistemler. Burada açık anahtarlı kripto sistemleri ne için kullandığımızı aklımızdan çıkarmayalım. Ne için çıkıyorlar ilk başta? Elimizde bir simetrik kripto sistemler ailesi var. Yani çok fazla sayıda simetrik şifreleme aracı var. Ama simetrik şifrelemede kullanılacak olan ortak anahtarın karşıya ulaştırılması probleminin üstesinden gelemiyoruz. O ayrıca bir güvenlik kanal gerektiriyor. İşte RSA ile ya da onun benzeri olan birkaç tanesinden dönem içinde bahsedeceğiz. Diğer simetrik şifreleme algoritmalarıyla eğer ortak anahtarı
simetrik şifrelemede kullanacağımız ortak anahtarı karşıya ulaştırabilirsek, bundan sonra simetrik şifrelemeyle mesajlaşmayı sağlayabiliriz. Yani açık anahtarla şifreleme elbette şifrelemenin tamamında da kullanılabilir ama temel motivasyonu simetrik şifrelemedeki anahtar transferi problemini çözmek. Evet, bu simetrik şifrelemenin anahtar iletip dağıtımı problemini çözmek için geliştiriliyor ama şöyle bir problem çıkıyor karşımıza. Bir açık anahtar aldık, tamam. Bunun kastettiği kişiye ait olduğundan nasıl emin olacağız? Yani Bob bir elinde bir açık anahtar var, Alice'in anahtarı. Eğer Bob bu anahtarın gerçekten Alice'e ait olduğundan eminse, tamam, o zaman onu güvenle şifreleyip karşıya gönderip kullanabilir. Eğer Alice'in açık anahtarı değilse bu, o zaman başkasının açık anahtarı ise Alice aldığı veriyi deşifreleyemeyecektir. Çünkü kendi anahtar çiftinin bir parçası değil, bir parçası olmayan bir anahtarla şifrelenmiş olacak metin. O zaman bunu Bob'un gönderdiği mesajı Alice deşifreleyemiyor. Tamam, bu bir problem ama eğer saldırgan bir açık anahtarı sanki Alice'in açık anahtarıymış gibi Bob'a ulaştırmışsa ve Bob o açık anahtarı kullanarak bir şifreleme işlemi yapmışsa, bunu Alice deşifreleyemez ama saldırgan deşifreleyebilir ve bu sayede Bob'un gönderdiği mesajı ele geçirmiş olur. Buradaki bu şey, problemin ne olduğunu anlatabilmişimdir diye ümit ediyorum. Yani biz anahtar değişimi bu simetrik şifrelemedeki anahtarın karşıya ulaştırılması problemini çözebiliyoruz. Evet, ama kendimize yeni bir başka problem üretmiş olduk. Bu da elbette çözülemez bir problem değil ama ortada böyle bir problem olduğunu farkında olmak önemli. Tabii bunun için bir takım yöntemler var. Yani burada açık anahtarı güvenli bir kanaldan karşı tarafa ulaştırabiliriz. Şimdi hemen aklınıza şey gelebilir. Ya zaten simetrik şifrelemede de bunu yapmaya çalışıyorduk. Onun için bir çözüm ürettik. Şimdi bunun anahtarını karşıya başka bir kanaldan ulaştıralım diyorsun. Ama bu aynı şey değil. Niye? Çünkü simetrik şifrelemede bizim karşıya ulaştırmak istediğimiz şey anahtardı, evet, ama orada veriyle aynı büyüklükte bir anahtar olmasını, işte çok büyük bir anahtar olmasını hedefliyoruz. Burada ileteceğimiz anahtar da elbette büyük ama burada bizim herkesten gizlediğimiz bir bilgiyi değil, doğrulayabileceği bir bilgiyi iletişimde olacağımız taraflara iletmeye çalışıyoruz. Evet, bunun için bu güvenli kanal dediğimiz şey, eğer bu dersi okulda yapıyor olsaydık, bir anahtar imzalama partisinde birlikte yapacağımız işlemdi. Yani herkes kendi açık anahtarının parmak izini, parmak izi nasıl alınıyor, özet alma algoritmalarından bahsederken bahsedeceğim ondan. Ve bunu hangi şeyle, kullanıcıyla ilişkilendirmişse bunu bize bir kağıda yazıp, karta yazıp neyse elden verdiğinde, o zaman diyebiliriz ki, siz diye aldığınızda diyebilecektiniz ki, tamam, bu Necdet Yücel'in açık anahtarı, onun kullandığı e-posta adresi de bu. Ben de kendisini gördüm ve bu açık anahtarın parmak izini ondan aldım. Şu anda elde ettiğim açık anahtarda, anahtarın kendisini size veremem elbette, değil mi? 4096 bitlik bir veriyi size verip onu gözle kontrol etmenizi isteyemem ama onun parmak izini internetten aldığınız açık anahtarın parmak iziyle karşılaştırıp, tamam, bu doğru, birbiriyle uyuşuyor, o zaman bu şeyi, açık anahtarı kullanarak
Necdet Yücel'e bir şifreli mesaj gönderebilirim diyebilirdiniz. Eğer bunu böyle elden ya da başka bir güvenli mekanizmayla karşıya ulaştırmamışsak, o zaman üçüncü parti bir anahtar barındırma sonucusuna güvenebiliriz. Zaten bunlar çoğunlukla böyle yapılıyor. Yani işte çokça anahtar barındırma sunucusu var, açık anahtar barındırabildiğimiz sunucu var. Bu verileri, bunları şey, açık anahtarınızı buraya yüklüyorsunuz ve işte sizinle haberleşmek isteyenler de bu kanaldan haberleşiyor. Buradan alıyorlar açık anahtarınızı. Yani burada da başka problemler var tabii. Yani bu açık anahtarı sizin karşıya yüklediğinizi, gerçekten yükleyeniniz siz olduğunuzu nasıl kanıtlayacağız? Bundan nasıl emin olunabilir? Bunlar da kendi başına başka problemler elbette. Bir başka yöntem de bu kullanılan açık anahtarı, işte sizin kullandığı işte bir başka problemde kullandığınız açık anahtarın kullandığınız yazılım tarafından doğrulanması problemi. Yani işte bunu da bu HTTPS'den, SSH'dan bahsederken, yani internet üzerindeki güvenlik için kullanılan temel algoritmalardan bahsederken daha ayrıntılı göreceğiz. Aslında bizim kullandığımız tarayıcılarda, şu an kullandığımız dersi yaptığımız uygulamada bu veriyi karşılıklı olarak şifreleyip alırken açık anahtarın gerçekten karşı taraftaki, yani kasteden kişinin açık anahtarı olup olmadığını kontrol etme işlemi yapıyor. Bunun nasıl yapıldığı kısmından daha sonraki haftalarda da birlikte bahsedeceğiz. Önümüzdeki hafta da bu güvensiz kanalı kullanarak nasıl sadece iki tarafın bilebildiği bir şifrelemede kullanacağımız anahtarı oluşturabiliriz. Bu konudan bahsedeceğim.